Aşağıda Aral Gölü'nün 1989 ve 2017 yıllarına ait uydu görüntüleri verilmiştir. Buna göre Aral Gölü'nde meydana gelen bu değişime bağlı olarak durumlarından hangileri gerçekleşmiştir? Göldeki ulaşım ve balıkçılık faaliyetlerinin azalması ki gölün alanı azalmış bakın, su iyice çekilmiş ve sadece sınırlı alanlarda biz bu balıkçılık ve ulaşım faaliyetlerini yapabiliriz. Daha önceki bu kadar geniş alanda yapamayız. Göl tabanında kalan tuzların rüzgarlarla tarım alanlarına taşınması nedeniyle verimin azalması ki topraktaki tuzlanma verimi azaltan bir faktördür. Buradaki özellikle tuzlu alanlardaki örtü başka yerlere taşınırsa oralarda tuzla kaplanacak ve verimin azalmasına sebep olacaktır. Ekonomik faaliyetlerin azalması ile bölge dışına yapılan göçlerin artması ki baktığımızda balıkçılık faaliyeti azalmış, tarım alanları olumsuz yönde etkilenmiş, orada geçinemeyen insanlar başka alanlara göç edecektir. O yüzden burada doğru cevabımızın üçü de yani E şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Küresel iklim değişimi, insanların atmosferdeki kimyasalların dengesini bozması ve atmosferin sera etkisine müdahalesiyle gerçekleşmiştir. Özellikle beşeri faaliyetler sonucunda atmosfere karışan gibi sera gazları bu durumu hızlandırmıştır. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Özellik olarak baktığımızda burada karbondioksit, bunun yanında metan, bunun yanında azot oksit gibi birçok sera gazı bunu hızlandırıyor. Ama bunun yanında arkadaşlar oksijenin artması bunu hızlandıran bir faktör olamaz. Yani bu kimyasal dengenin bozulmasında bir etken olamaz. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz ki su buharı değişiyor, bu denge değişiyor. Tabii ki gökyüzünde var olan ki biz bunlara özellikle küresel iklim değişikliğine ve ozon tabakasına zarar veren gazların genel adına kloroflora karbon gazları adını veriyoruz ve bunlar içerisinde oksijen yok arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızı C şıkkı olarak aldık. Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişimini hızlandıran faktörlerden biri değildir? Sanayileşme faaliyetlerinin artması, hava kirliliğini arttıran bir faktördür. Bunun yanında bazı zehirli gazların havaya salınması bu durumda etkilidir. Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ki yenilenebilir dediğimiz arkadaşlar rüzgar, güneş, hidroelektrik yani bunlar havaya çok fazla zarar vermeyen bazı enerji kaynakları. O yüzden bunun kullanılması küresel iklim değişimini hızlandıran değil, daha da yavaşlatan bir faktör olacaktır. Ormanların tarım alanı açmak için kesilmesi yine oksijen üretimini etkileyeceği için orada iklim değişimine sebep olmakta ya da bunu hızlandırmakta. Şehrin çevresinde çöplerin gömülmesi veya yakılması yine havayı kirleten bir etkendir. Konutların ısıtılmasında fosil yakıt ki lignit gibi, petrol gibi bazı önemli yeraltı kaynaklarının kullanılması havayı daha fazla kirletmekte. Bunların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı diyoruz. Fosil yakıtlar yine havayı kirletiyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda verilen haritada numaralanmış ülkelerden hangilerinde küresel iklim değişimi neden olan gazların atmosfere salınımı daha fazladır? Bu tür ülkeler genellikle gelişmiş ülkelerdir. Gelişmiş ülkelerdeki sanayileşme, şehirleşme gibi durumları biz daha net bir şekilde görüyoruz. Ki sanayileşmenin de etkisiyle bazı zehirli gazlar iyice artıyor. Buna göre bir numarada verilen Amerika Birleşik Devletleri gelişmiş ülkeler arasında sayılabilir. O zaman biri almamız gerekir. Bunun yanında 4 numara çok fazla gelişmemiş. Afrika ülkelerinde zaten çok gelişmişi bile hani bir bakıldığında Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geri kalmış. Bunun yanında Brezilya gibi ülkelerin çok fazla gelişmediğini söyleyebiliriz. Ama Çin kesinlikle olmalı arkadaşlar. Çin özellikle hava kısmında ya sanayileşme kısmında çok fazla zarar veren ülkeler arasında karşımıza çıkmakta. Avustralya'yı yine bunların içerisinde saymıyoruz. O yüzden burada doğru cevabımızın 1 ve 2 numara olduğunu yani A şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Tabi diğerleri de bir şekilde havayı kirletiyor. Ama 1 ve 2'de olduğu kadar değil, daha fazla dediği için de biz bu ülkeler arasında daha fazla gelişmiş olan Amerika ve Çin'i dikkate aldık. Hava sıcaklıklarının meteorolojik ölçümlerle kaydedildiği 1860 yılından bu yana en yüksek sıcaklıklar 1990 yılından sonra ölçülmüştür. Kara ve okyanus sıcaklığı son yüzyılda yaklaşık 0,9 santigrat derece artmıştır.
küresel ısınma olarak ifade edilen bu durumun devam etmesi halinde gelecekte paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi yanlış olur? Uç değerde yaşanan meteorolojik ve hidrometeorolojik kökenli afetler artacaktır ki sıcaklık arttıkça biz bu meteorolojik ya da hidrometeorolojik kökenli doğal afetlerin arttığını görüyoruz. İşte hortumlar artıyor sayı olarak, daha fazla şiddetleniyor. Bunlar örnek olarak verilebilir. Kutuplarda ve dağların zirvelerinde buzulların erimesi ki kutuplar ve çevresinde biliyorsunuz ki buzullar hızla eriyor. Bu da yine bu ısınmayla alakalı diyebiliriz. Sıtma, malaria, Kırım-Kongo kanamalı ateş gibi salgın hastalıklar artacaktır ki bunların da artma durumu söz konusu olmakta. Son yıllarda özellikle salgın hastalıklarda ısınma, küresel ısınmayla birlikte tabii ki doğal dengenin bozulmasıyla bu tür hastalıkları daha fazla görmekteyiz. Deprem, volkanizma gibi jeolojik kökenli afetlerin sayısı artacaktır. Jeolojik kökenli afetler yer yapısıyla, yerin özellikle hareketleriyle alakalıdır. Bunların meteorolojik olaylarla bir alakası yoktur. O yüzden bunların artması ya da azalması gibi bir durumda buna bağlanamaz. Deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyıda bulunan bazı şeyler sular altında kalacaktır. Böyle bir risk de var. Çünkü buzullar eridikçe su seviyesi yükseliyor ve bazı alanlar sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Çünkü bu hava ya da iklim kaynaklı bir doğal afet değil. Bu jeolojik kökenli. Yani bu bundan etkilenmiyor. Bu hava durumları ya da işte havada meydana gelen yağış koşulları, bunların değişmesi depremi, volkanizmayı etkilemez. Mine öğretmen coğrafya dersinde öğrencilerine yukarıda verilen görselleri etkileşimli tahtada açarak öğrencilerine eğer küresel iklim değişimi neden olan faktörleri ortadan kaldırmadığımız ya da azaltmadığımız sürece bu afişte gördüğünüz durumlar gerçekleşecektir. Sizce bu sorunu çözmek için ne yapabiliriz sorusunu sormuştur. Öğrencilerden şeklinde cevaplar gelmiş. Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır diyor. Aysu, insanlar işe giderken özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanırsa ki atmosfere verilen zehirli gazlarda bir azalma meydana gelecektir. Çünkü egzoz gazları yine havayı kirletiyor. Özel araçların yerine bu toplu taşıma araçlarının kullanılması hava kirliliğini azaltacaktır. O zaman bu doğru. Lara, mevcut ormanlar korunmalı ve ağaçlandırma faaliyetleri yapılmalıdır. Yine bu dengeyi korumak için, doğal dengeyi korumak için ormanları korumalı ve daha da arttırmalıyız. Çünkü bunlar doğal oksijen kaynağı ve doğal dengeyi koruyan önemli unsurlardan birisi. Ali, sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılmalı ki bu da hava kirliliğini azaltacak doğru bir önlemdir. Elif, atıkların tekrar kullanılması için geri dönüşüm faaliyetleri geliştirilmeli ki biz bunları ne kadar fazla kullanırsak geri dönüşüm kısmında o kadar havaya daha az zehirli gazları salmış oluruz. Nazen de enerji üretiminde termik santrallerin payı demiş. Termik santrallerde arkadaşlar linyit, taş kömürü, petrol, doğal gaz gibi kaynaklar kullanılmakta ve bunlar da güneş, rüzgar enerjisi gibi enerjilere göre havayı daha fazla kirletmektedir. Yani bunların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak daha mantıklıdır. Bu bir önlem olamaz. O yüzden Nazenden'in verdiği cevap yanlıştır. E şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Basından. Son yıllarda Kuzey Nijerya'da ortaya çıkan çölleşmeleriyle yaşanan açlık ve yoksulluk bölge halkının günlük hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu durumun devam etmesi halinde bölge halkının yakında bulunan şehirlere toplu halde göç etmesi beklenmektedir. Metinde verilen sorunun ortaya çıkmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Yani burada bu özellikle çölleşme ve bunun dışında insanların başka yerlere göç etme durumunun sebeplerini bize sormuş. Küresel iklim değişimi ve buna bağlı olarak sıcaklık tabii artıyordu ve kuraklık artıyordu, çölleşme hızlanıyordu. Bu etkili olmuş. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi ki bu alanlarda doğal dengenin bozulmasında en önemli etkenlerden birisidir. Ki var olan doğal bitki örtüsünü tabii korumak gerekiyor ancak çölleşmeye bağlı olarak tabii ki insanlar bunu da tahrip ediyor. Çünkü orada çevredeki doğal kaynakları tüketiyor. Çünkü başka bir şey bulamıyor. Hızlı nüfus artışı ve doğal kaynakların fazla tüketilmesi de yine o göçlerin sebepleri arasında sayılabilir. Çünkü insanlar daha hızlı artıyor ama doğal kaynaklar tam tersine tükenmeye devam ediyor. İnsanlar hızla arttıkça bu kaynakları hızlı bir şekilde tükettiğinde yine orada insanlar geçimini sağlayamıyor ve başka yerlere göç edebiliyor. O yüzden burada hepsini aldık. Yani 1, 2 ve 3 E şıkkı doğru cevabımız oldu. Basından.
Son yıllarda Kuzey Nijerya'da ortaya çıkan çölleşme nedeniyle yaşanan açlık ve yoksulluk bölge halkının günlük hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu durumun devam etmesi halinde bölge halkının yakında bulunan şehirlere toplu halde göç etmesi beklenmektedir. Metinde verilen sorunu önlemek için yapılacak çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Arazi kullanımı bilimsel ölçütlere göre planlanmalı ve doğru bir şekilde yapılmalı. Buna bağlı olarak doğal kaynakların tüketimi daha da azaltılabilir ve oradaki kaynakların kullanımı daha sağlıklı bir şekilde yapılabilir. Bölge şartlarına uygun tarım ürünleri yetiştirilirse tabii ki oradaki verimlilik artacaktır, üretim artacaktır. Tarım alanlarının yarısı Nadas'a bırakılmalı. Nadas toprağın belli bir süre boş bırakılması ki bu erozyon şiddetini iyice arttırıyor, verimi uzun vadede düşürüyordu. O yüzden Nadas uygulaması iyi bir şey değil. Bunun yapılması orada alınabilecek önlemlerden ya da sorunu çözmek için yapılabilecek bazı özelliklerden birisi değildir. Doğal kaynaklar israf edilmeden bilinçli şekilde kullanılması gerekiyor. Tarım alanları damla sulama ki suyu en iyi şekilde kullanma, en verimli şekilde kullanma şeklinde dikkate aldığımızda damlama sulama da burası için oldukça uygun bir yöntem olacaktır bu sorunu çözmek açısından. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu.